Merhaba arkadaşlar, Caner'den sanata hoş geldiniz. Bugün size mükemmel bir teknikle geldim. Pomodoro tekniğiyle arkadaşlar çizim yapacağız. Çizim yapmak diyeyim. Gerçekten karakalem tekniğiyle deneyeceğiz bunu. Derviste ben denedim, şimdi denemek demeyelim de sizlere tekrardan yapacağız. Bunu ben daha önce denedim çünkü 2-3 defa mükemmel bir sonuç elde ettim. Daha güzel yapabileceklerinize karşı daha iyi fikirli, daha bilinçli bir şekilde yapıyorsunuz. Bunu zaten daha önce ders çalışmakla ilgili bir sürü, yani bir sürü video veya yazılar şeyler vardı. Ben sadece çizimle ilgili veya sanatsal anlamda bir video bulamadığım için sizi bunu çekmek istedim arkadaşlar. Umarım benimle birlikte eğlenirsiniz. Hem bu tekniği denemiş olursunuz çizim yaparken. Ben taslamı da zaten daha önceden oluşturmuştum böyle bu şekilde. Her zaman yapıyorum. Çünkü daha video daha uzun oluyor arkadaşlar. Uzatmak istemediğim için hani sıkılırsınız diye. Tabi isterseniz çizim yaparım. Hani onu da videoya çekerim ama genelde sıkılıyoruz diyorlar. O yüzden çekmiyorum. Neyse, konumuzu saptırmadan Pomodoro tekniği bir domates sizi nasıl mutlu yapar sorusuyla başlıyorum arkadaşlar. Şimdi domatesin daha sonra anlatacağım neden domates olduğunu. Çok ilginç gerçekten. Hayatımızı iyileştirmenin olumlu bir yolu. Her gün yeni bir şey okumak ve öğrenmek. İş görevleri, kişisel projeler, uzun zaman uzun yapılacaklar listeleri ve gelen kutusunu dolduran sürekli e-postalar. Arkadaşlar değil mi? Hep bombalandık bu konuyla. Olası bir çözüm olarak arkadaşlar Pomodoro tekniği adı verilen popüler bir zamanla yöntemin sistemini kullanmaktır. Pomodoro tekniğini arkadaşlar konsantre olmanıza ve gerçek işi yapmanıza yardımcı olarak olacak bir yöntemdir. Basit ve kolaydır. Projeler üzerinde rastgele çalışmak yerine önemli görevler için bir plan oluşturun. Ve her biri üzerinden tamamen odaklanmış ve zihniyetle çalışın arkadaşlar. Pomodoro tekniği odağınızı ve üretkenliğinizi arttıracak bir zaman yöntemi çerçevesidir. Sizi zamanla karşı mücadele etmek yerine sahip olduğunuz zaman için çalışma teşvik eder arkadaşlar. Gerçekten teşvik ediyor. Bununla ilgili hiçbir problem olacağını düşünmüyorum. Bunu anlatırken birisi çok kendime gülüyorum. Çünkü daha önce nasıl bir sonuç elde ettiğimi göstermek isterim size ama tabii ki videoları sildim. Neyse, bunu da artık görürüz. Pomodoro tekniği sahip olduğunuz zamanla ne yaptığınızı izlemek isteyen evde çalışanlar, daha etkili ders çalışmak isteyen öğrencilere ve iş yerinde veya kişisel projelerinde, yani benim gibi kişisel projelerde kendini geliştirmek isteyen herkes tarafından kullanılabilir arkadaşlar. Bu Türkiye'de daha böyle hani var ama çok kullanılmayan bir teknikti. Pomodoro tekniği. Uygulamaya konması gereken en basit verimlilik yöntemlerinden biridir. Kesinlikle herkesin kullanması gerekiyor. Tek ihtiyacınız olan bir zamanlayıcı, bir kağıt ve kalem arkadaşlar. Bu kadar basit, yani şunların ikisi gerçekten işiniz o kadar çok kolaylaştırıyor ki. Telefonunuzdan zaten zamanlayıcısını açarsınız. Daha sonra arkadaşlar. Tabii bunu hemen atlamadan geçmek istemiyorum. Neden domates? Değil mi? Neden domates? Pomodoro İtalyaca domates anlamına geliyor arkadaşlar. Criglio Üniversite öğrencisiyken domates şeklindeki zamanlayıcı ile 25 dakikalık çalışmalarını takip ederdi. Teknik adı domates şeklindeki mutfak zamanlayıcısını alır arkadaşlar. Her bir çalışma aralığı Pomodoro olarak bilinir. Bu aklınızdan çıkmasın. Peki hani neden mutfak zamanlayıcısı düşündünüz değil mi arkadaşlar? Bunu da ben de düşünmüştüm ve şöyle bir soru cevabı buldum. Mutfak zamanlayıcısının bir Pomodoro için iyi çalışmasının iki nedeni vardır. Ay, konuşamadım. İlk olarak bir zamanlayıcıyı sarmanın fiziksel eylemi, görevi üzerinden çalışmaya başlamak için zihinsel bağımlılık verir. İkincisi olarak arkadaşlar da zamanlayıcının sesi bir aciliyet hissi yaratır size.
ve sizi göreve adamaya devam etmenizi sağlar. 25 dakikada ne yapabilirsiniz? 25 dakikayı ne sığdırabilirsiniz arkadaşlar? Bu soruyu bir kendinize sormanızı istiyorum. Mesela ben sadece saçını sığdırabilirdim. Veya bir gözünü, belki gözünü sığdırır, hani yani şu yüz detayını sığdırabilirdim diyeyse. Hani siz neler yapabilirsiniz? Kaç dakikada, yani 25 dakikada kaç soru çözebilirsiniz mesela? Bunun gibi sorular kendinize sormanızı istiyorum. Ve daha sonra o 25 dakikanın heyecanı ile birlikte kaç tane soru çözebildiğiniz veya çizimin neresine gelebildiğinize şahit olmak istiyorum arkadaşlar. Mutlaka bunu denerseniz bana yorumlarda veya Instagram adresim veya Gmail'imden ulaşmanızı istiyorum. Çünkü gerçekten çok eğlenceli. Pomodoro tekniği uygulamak için 5 aşamalı süreç lazım arkadaşlar. Birincisi olarak görevlerinizi listeleyin arkadaşlar. Her günün başında ele almak istediğiniz şeyleri seçin ve bunların yapılacaklar listenize yazın. Tüm bu görevleri önceliğine göre sıralayın. Mesela benim önceliğim bugün buydu. Bu yüzden bunu göstermek istedim size. Görevinizin üzerinde çalışmak için gereken toplam Pomodoro'yu seçin. İkincisi olarak arkadaşlar, bir zamanlayıcıyı 25 dakika ayarlayın. Bir Pomodoro'nun sonuna yaklaştığınızda ve işinizin neredeyse bittiğine, zamanınızın tükenmeden bitirmek için zamana karşı heyecan verici bir yarış meydana gelir. Zamanla birlikte koşmaya başlarsınız. Normalde yavaş çalışıyor olsanız bile heyecan sizi daha hızlı çalışmaya motive eder. Bu kısa motivasyon patlamaları zamanla artacaktır ve heyecanınızdaki iş daha başarılı olacaktır. Gerçekten öyle. Bak bunu anlatırken bile çok heyecanlıyım. Çünkü 25 dakika hani bu videodan sonra 25 dakika boyunca çizim yapacağım. Ve 5 dakika sadece ara vereceğim kendime. Daha sonra tabii az önce bahsettiğim şeyden bahsedeceğim şimdi tekrardan. 25 dakikalık kesintisiz çalışma ve 5 dakikalık bir aradan oluşan 30 dakikalık bir oturuma başlayacağız arkadaşlar. Görev üzerinden 25 dakika çalışın. Tüm dikkat dağınıklarından ve çok görevli dürtülerden kaçının. Önümüzdeki 25 dakika boyunca kendinizi göreve bırakın. Aynen yapmanız gereken başka bir şey olduğu zaman fark ederseniz yani bunu. Mutlaka bir kağıda görevinizi yazın arkadaşlar. Zamanlayıcıya da bakın. Hani ne kadar zaman kaldığını açıkça görebilecek şekilde konumlandırın. Zamanlayıcı çaldığında mevcut etkinliğin geçici olarak bittiğini gösterir. Bir Pomodoro'yu tamamladığınız demektir. Yapılacaklar listesini görevin üstüne çizebilirsiniz. Mesela ben bugün bunu bitirdim, bunu çizdim. Daha sonra enerjinizi yenilemek için arkadaşlar 5 dakikalık bir mola vereceksiniz. Derin derin nefes alın. Şöyle bir nefes alın ki gerçekten yaşadığınızda mutlu olun arkadaşlar. Nefes almak bile yani gerçekten insana hayat veriyor. Meditasyon yapın. Bir fincan kahve alın. Genelde ben kahve içerim yani 5 dakika boyunca ne yaparım? Kahve için mesela kettle'da su kaynatırım. Daha sonra Nescafe yaparım, otururum. Veya tabii siz filtre kahve falan içmek isterseniz daha uzun sürebilir. Neyse. Kısa bir yürüyüşe çıkın. Ben 5 dakika boyunca bunu yapamazdım. Büyük ihtimalle iki odasına gelip giderdim. 5 dakikayı tamamlardım. Ama tabii bu da bir iyi bir şey. Bunu yapabilirsiniz. Bir balkona çıkabilirsiniz, nefes alabilirsiniz. Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz yani 5 dakika boyunca ayıracağınız zaman sizin elinizde. Daha sonra şimdi rahatlatıcı bir şeyler yapın demek istediğimde yani çalışmanızla ilgili olmayan şeyler arkadaşlar. Lütfen buna dikkat edelim. Yani 5 dakika boyunca ben bunu yani 25 dakika boyunca ben bunu çizdim. 5 dakikada hadi şurasını bitireyim demeyeceksiniz. Tabii ki de bırakacaksınız. Bittiyse zamanınız bırakıyorsunuz ama her şeyi bırak. Daha sonra yapacağınız şeye odaklanın. Bacaklarınızı germek, masanın neden olduğu sırt ve omuz ağrılarının başlamasını öner arkadaşlar. Aynı şekilde zihninizin birkaç dakika boşalmasına izin vermek iş günü tükenmişliğini azaltır ve fiziksel ve zihinsel olarak iyi hissetmenize daha fazlasını yaparsınız arkadaşlar. Beyninizin daha sonra
size teşekkür edecektir. Daha sonra başka bir pomodoro başlatın. Ve sonra bir tane daha, ve sonra bir tane daha. Böyle devam etsin arkadaşlar. Vitese kadar tabii ki de bu olan. Sonra hani bu 4 aşamalı olan Pomodoro'yu tamamladıktan sonra 20-30 dakikalık bir mola verin. 4 Pomodoro'yu tamamladıktan sonra dediğim gibi mola vereceksiniz. Bunu kesinlikle unutmayın. Beyninizin bu zamanı yeni bilgileri özümsemek ve bir sonraki Pomodoro turunda önce dinlenmek için kullanacaktır arkadaşlar. Pomodoro ile tekniği anlatmak istedim size bu kadar arkadaşlar. Umarım verimli geçer. Siz de bu şekilde videonuzu izlemek isterim, görmek isterim. Bu yüzden bana söylemiştim hani nasıl ulaşacağınız Instagram adresimden işte Canay Güven 1 olarak veya Gmail adresimden Canay Güven 3 olarak yollayabilirsiniz. Bakalım nasıl oldu sizin Pomodoro deneyiminiz? Şimdi başlayalım arkadaşlar. Umarım benle birlikte siz de eğlenirsiniz. İyi seyirler diliyorum. Dakikada neler yapacağız? Yani 5 dakika boyunca kahvaltıyı içinde yapmayacağım. Ay nasıl kadar İnanmıyorum.
Ya benim bir dakikam... Evet, bir dakikam kalmış neredeyse. Çok mutsuzum. Çok sıcakmış dedim yani. Benim bir dakikam kaldı. O zaman birazcık keyif edeyim. Videoyu kapatıyorum şu an. Öbür kalan 25 dakikamızda görüşmek dileğiyle. Bay bay arkadaşlar. Fotoğrafçılıkla ilgili. Zaten lisede fotoğrafçılık üzerine okumuştum. Onunla ilgili doğa fotoğrafları ipuçları Atlas dergisinden belki biliyorsunuzdur. Özel koleksiyonu 2017'den. Yani öyle bayağı göstereyim şöyle. Ben beğendiklerimi size gösteririm mutlaka. Şöyle bakıyorum. Gerçekten Türkiye o kadar güzel bir yer ki. Ama tabii ben Ege bölgesinden dışarı daha çıkamadık. Yani tek tük gezdiğim yerler oldu ama onlar da işte üniversiteden arkadaşlarımın evleri olmuştu. Öyle oralarda çok güzel. Gerçekten Eskişehir, Bursa falan. Mükemmeldi. Bandırma da güzeldi gerçekten. Bandırma zaten ikinci küçük İstanbul. Gerçekten çok güzel ya. Bakar mısınız buraya? Tırmanmak isterdim. Tabii yükseklik korkum olmasaydı. Ama maalesef ki yükseklik korkum var. Bunu eliyoruz. Evi hemen planı at kafanda yani Caner. Dedek göl, dağlar, Isparta'ymış burası arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Aynen. Ha, ne güzel ya. O insanlara mesela hayranım ben. Nasıl o yükseklik korkusu olmadan nasıl cesaretle çıkabiliyorsunuz? Ben de 4. 5. kata çıkarken merdivenden korkuyorum yani. Hatta geçen bayrak siparişi almıştım duvara 3. kata. İskeleye çıkacaktım. Her şeyi ayarladık ama ben inanın ki iskeleye çıkamadım. Abi kusura bakma. Hani sen başka birini bul. Hani şöyle böyle konuştuk. Allah razı olsun, onlar da kırmadılar beni. Daha sonraki inşallah çizimlerde görüşmek üzere dedim. Öyle kaldı. Öyle yani. Ne bileyim, yükseklik korkum olduğu için böyle şeylere çok özenirim. İnsanlar yapamadıklarını özenirmiş ya o şekilde. Burası neresi? Beyazıt. Ağrı'nın. Çok güzel ya gerçekten. Artık böyle başka yerlere gitmek istiyorum. Artvin'miş bak bu da, şöyle göstereyim. Çok güzel. Bu video bayağı uzun olacak bu arada. 1 saat falan olacak herhalde. Büyük ihtimalle sıkılırsınız. Da neyse. İnşallah izlersiniz. Çünkü o kadar uğraşıyorum, emek harcıyorum sizler için. Evet, Akdeniz iklimin özellikleri daha serttir. Yazda sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlıdır. Mış arkadaşlar. Haberiniz olsun. Akdeniz'in iklimi. Diyor ki havaya dikkat. Şuna bakalım ne diyormuş.
Tüm fotoğraf planları atmosfer koşullarına bağlı olarak yapılır. Çalışma yapılacak bölgenin iklim ve mevsim özellikleri hesaplanmadan yapılan fotoğraf çekimler amacına ulaşamaz diyor. Fotoğraf çekme planının en önemli parametrelerinden biri atmosferin koşulları bilmektir. Evet. Biz bilmeden öyle Instagram fotoğraf atmak için atıyoruz arkadaşlar. Diyor ki ayrıca fotoğraf planlarını mutlaka o yılın mevsim koşullarına ve güncel hava durumlarına göz önüne alınmalıdır diyor. Gerçekten evet. Yani biz hiç, ben hiç vallahi mesela biz bugün fotoğraf çekecek oluyoruz. Fotoğrafı da çekin. Bunlar profesör öncesidir. O ayrı konu da. Biz de lisedeyken aldık. Hiç öyle duruyor o zaman lise. Keşke almasaymışız. Hocalar alın alın dedi, aldık. İşte. Tabii yine işime yaradı. İllaki ablam arkadaşları falan olur böyle. Bizim arkadaşlarım illa fotoğraf çekimlerine gitmiştim. Yani gerçekten güzel sonuç elde ediyorsunuz ama tabii bu işin profesörü olmak daha farklı oluyor. Profesyonel olmak yani. Gerçekten ne diyor burada? Kaç dakikamız kaldı? Anam 43 saniye. Şimdi konuşurken 40 oldu. Vay be mükemmel. Evet. Uf ya inşallah biz de gideriz. Neyse bunu öbür 3. oturumda kalan 25 dakikada devam edelim arkadaşlar. Baksanıza mükemmel. Çok seviyorum doğa şeylerini böyle gerçekten. Of ya. Şöyle yerlerde böyle alcan evini böyle yani biraz daha şey. Dağ tepesine değil de. Hani böyle yeşillik yerde evini kuracaksın yani mükemmel. Tek başına sadece kafanı dinleyeceksin. Evet. Ve sürem bitiyor. Bitti. Arkadaşlar görüşmek üzere.
arkadaşlar, son hali bu şekilde. Şöyle uzaktan da göstermek istiyorum. Merhaba arkadaşlar, tekrardan merhaba. Videomu kapatacağım artık. Pomodoro tekniğinin sonuna geldik. Umarım siz de keyifli bir şekilde izlersiniz sıkılmadan. Zaten başına anlatmıştım Pomodoro tekniğini diye. Bu konuyla ilgili sizden de yorumlar bekliyorum. Lütfen bunu deneyin. Ders çalışırken, en azından kitap okurken ya. İlla ki kitap okuyorsunuzdur. Kitap okurken bunları denemelisiniz. Umarım sizin için de güzel bir deneyim olur. Benim için gerçekten güzel bir deneyim oldu. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Seviyorum.